Baki Bey, dün bir yazı yazmıştınız, biz de bunu paylaştık. Çok özel bir yazıydı. Tüm meclisi istifaya davet etmişsiniz. Vatandaş da sitemkar, siz de sitemkarsınız. Açıklar mısınız? Şimdi Necmettin Bey, biliyorsunuz meclis tatile girdi. Herkes gitti, tatilini yaptı, dinlendi, döndü geldi. Herkes gibi ben de bu ilçede oturan, Ataşehir'de oturan bir bireyim. Şimdi Ataşehir'i dolaşıyorum. Ayakta kalmaya artık neredeyse imkansız hale gelmiş sayısız ev var. İnsanlar feryat figan ediyor. Gittiğimiz her mahalle, her sokakta deprem geliyor. Baki Bey, imar konusu ne oldu diye bana soru soruyorlar. Şimdi ben bu dönemin, yani meclisin başlamasıyla birlikte mecliste bu sorunun gündeme gelmesini bekliyorum. Uzmanlar çığlık çığlığa bağırıyor. Büyük deprem geliyor diye. Şimdi baktım, bununla ilgili bir tane harf paylaşılmıyor. Bir tek İlhami Yılmaz Bey'in satır arasında değindiği şeylerden bir tanesi. Onun dışında eline kağıt alan yazmış da yazmış, okuyor da okuyor. Yahu hiçbir şey bu insanların ölmesinden daha önemli olmasa gerek. Ben bir gazeteci olarak halkın tepkisini dile getirdim. Meclisi takip ederken olaylara çok bambaşka bir gözle baktım. Siyasi parti gözetmeksizin. Çünkü yani orada eğer siz bunları konuşmazsanız, bunları siz dile getirmezseniz insanlar içeri girmiyor. Bizim aracılığımızla seslerini duyuruyorlar. Biz de kamuoyuna anlatmak zorundayız. Şimdi Allah aşkına geçmişe baktığım zaman bu ülkede belediye başkanı Sayın İlgezli seçildiğinden sonra Büyükşehir'in önüne gidildi. Bu imarla ilgili gidilmedi. Bununla ilgili gidildi. Abdullah Der orada soyunarak şov yapmadı. Yani olayı protesto boyutuyla orada döndü, dedi ki kardeşim amacına ulaşsın diye, kameralar çeksin diye bunun şovunu yapmadı. Şimdi bizim AK Parti cenahı neden bundan kaçınıyor? Büyükşehir'de çoğunluk bizde, canlı yayınlarda yayınlanmıyor. Neden AK Parti'nin seçilmiş olan meclis üyeleri bunu gündeme getirmiyor? Çoğunluk da onlarda. Madem ki işin şovuna kaçılıyor, niye bizimkiler şovu değil de halkın bu derin yarasına, oralarda merhem olmaya çalışmıyorlar? Buna ben cevap vereyim mi? Burada bir menfaat çetesi var. Meclise kapağı atan ya ihale koşturuyor ya da başka bir şey yapıyor. Yani siz bunlar demeyebilirsiniz ama ben ağır konuşabilirim bu konuda. AK Parti tarafı da CHP tarafı da bu halkı düşünmüyor. Necmettin, senin söylemlerini çürütmüyorum. Ancak bir gazeteci olarak Ataşehir'e hakim bir kardeşim. Kim nerede neyi kapatmış, kim nerede neleri kime tahsis etmiş, bunların hepsini bilen bir insan. Peyderpey bunları dile getiriyor. Bundan sonrası için de zaten bunu çok daha farklı farklı şekliyle net belge bilgilere dayalı kamuoyuna, insanlara aktaracağım elbette. Seni haksız görmüyorum. Çünkü halkın menfaatine çok fazla bir şey yapılmıyor burada. İrite olduğum şeylerden bir tanesi, o kadar meclis üyesi var. Her biri ayrı bir mahallede oturuyor ve sadece el kaldırıp indirmekle ibaretler. Kimse, bir Allah'ın kulu, kendi mahallesindeki sorunları yeteri kadar dile getirmiyor. Nedir? Farklı görüş, illa ki bize aman ha aman birisi bizi eleştirmesin. AK Parti'den konuşan olduğu zaman CHP'den anında kalkıp tepki görüyorlar. Ya kardeşim, seni seçen insanların bugün gerçekten feryat figan ettiği bir sorun var. Sen bu imar konusunda niye bu insanların tepkisini dile getirmiyorsun? Kapalı kapılar ardından konuşabilirsin ama kamuoyu, insanlar, seni seçenler, senin o meclis içerisinde parti gözetmeksizin bunu dile getirmen lazım. Şimdi Sayın İlgezli'yi ben çok iyi hatırlıyorum. Sayın İlgezli Bakarköy meydanında dönüp demedi mi? İmar sorununuzu 6 ay içerisinde çözmezsem sizinle birlikte sizin önünüze geçerek Büyükşehir'e protestoya gideceğim demedi mi? Biz bunu dile getirirsek suçlu mu olduk? Şimdi sorunları çözme adına Sayın AK Parti İlçe Başkanı İsmail Erdem, ben sizin bu sorununuzu çözeceğim demedi mi? Dedi. Sonrasında yollara düşmedi mi? Düştü. Ta Ankaralara kadar gitmedi mi? Gitti. Seçilmedikten sonra hani İmer İskan blokları ile ilgili çabaları vardı, görüşmeleri vardı, olumluydu. Ama İsmail Erdem Bey şu anda ne yapıyor? Burada sayısız mağduriyet yaşayan insanlar var. Bunların hangi derdine derman olmuş? Benim oturduğum şu andaki bölgede sayısız insanlar oturuyor. Bunların hakları elinden alınmaya çabalanıyor. Şimdi İsmail Bey'i ben şimdi burada eleştirmeyeyim. Doğru bir haber yaptığım zaman alkışlanıyorsam, evet, gördüğümüz bir gerçeği halkın tepkisinde dile getiriyorsak bunun da alkışlanması lazım. Belki de bunları bilerek çözmüyorlar. Ferhat Paşa, siz yıllarca Ferhat Paşa'ya gezdiniz. Kaçak imarlar var. Siz mutlaka biliyorsunuz, bir şirket kurmuşlar. Sözde bir şirket kurmuşlar. Bunun arkasında Ataşehir'in belli bir adamları da orada. Buradan konteyner başı 500 ile 1 milyar arasında para götürüyorlar. Bunlar kim? En basiti bunu söyleyelim. Onun ötesi var. Şimdi bizim şu anda Mimar Sinan Camisi'nin alt tarafında futbol sahaları adı altında bir yerler kapatılmış. Buraların kimler tarafından kapatıldığını biliyorum ben zaten. Evet. Bununla ilgili belgeler elimize geçtiği zaman bunu da kamuoyuna paylaşacağım. Şimdi haksızsınız veya yanlış düşünüyorsunuz demiyorum. Bunlar maalesef bir gerçek. Ama şimdi bunu söylediğiniz zaman da sizi destekleyen bir muhalefet yok. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben AK Partiliyim. Ben Ataşehir'de AK Parti'yi AK Partililerden daha çok savunuyorum. Burada en iyi muhalefeti ben yapıyorum. Şimdi oluşan sayısız sıkıntı var. Ekrem İmamoğlu Ataşehir'e 4 kez gelmiş. Bu gelişiyle ilgili ilçe başkanı dahil, başkan yardımcıları dahil kim buna bir açıklama yapmış? Kardeşim hayırdır sen niye geldin diyen var mı? Yok. Eleştiren benim. Sen niye geliyorsun kardeşim? Şimdi bakın, şurası Deniz Gezmiş Parkı. Yıllardır Deniz Gezmiş Parkı olarak biliniyor. Şimdi Can kardeşim şöyle durayım da hem de görmüş olsunlar. Şimdi burayla ilgili bir karar alın. Büyükşehir Belediyesi. Deprem toplanma alanı. Yahu gerçekten çok özür diliyorum ama ya insana çok ağır sözler söylüyorlar. Sen kalkıyorsun bu insanların deprem sorununu, imar sorununu çözmüyorsun. Diyorsun ki siz öldüğünüzde yarınız burada köpekler sizi arayacak. O toz toprağın, o beton yığınlarının içerisinde günlerce can çekişeceksiniz. Kiminiz kurtulduğunda da kiminiz ayağa gitmiş, kiminizin bacağı gitmiş hastanelere gideceksiniz. Hani biraz durumunu iyi olan varsa da şuradaki yere gidecek, orada işte oturacak. Çözüm bu mudur? Sizi insanlar seçti, bunu reva göresiniz diye mi seçtiniz? İnsana tükürürler. Ben kendi adıma gerçekten isyan ediyorum. Ama bunu da kendi başıma değil. Bu halk ciddi tepki gösteriyor. Şimdi Ataşehir Belediyesi'nde bu konu açılıyor. Sadık Kayhan Bey meclis tatilinden önce ifade ediyor. Diyor ki bu çözüyoruz, bitti. Tamamdır, bitti, her şey bitti. Yahu aradan zaman geçiyor. Kaç ay geçmiş? Meclis tatili geçmiş. Oradan bir 3 ay da geçmiş. Ya ilk gelişinde Sadık Bey oturmuş, sesi çıkmıyor, dönüp demiyor. Ataşehir'li kardeşlerim, sizin imar sorununuz çözüldü. Bitirdik biz bu işi. Böyle bir açıklama yok. Konuştuğu zaman her şeyden dem vuran Abdullah Bey kalkıyor, iki elinde yana açıyor. Diyor ki ne aceleniz var canım? Bir de gururlanarak bunu anlatıyor. Acelemiz mi var? Şimdi ben bu işin muhalefetinin olmadığını dile getiriyorum. Bu bir. Muhalefet edilmiyor. Bana karşı gerçekten tepki gösteren varsa kendileriyle birlikte ve sen de ol çıkalım. Ataşehir'de AK Parti ilçe başkanlarını kim biliyor isimleri? Muhalefet yok çünkü. Bir tepki yok çünkü. Bunu söylüyorum. Teşkilatlar neye tepki gösteriyor? Ya birisi bir yere geldiği zaman sanki Cumhurbaşkanı'nın ötesine geçmiş bir havaya giriyor. Kimsenin paylaşımlarını beğenmezler, yapılan doğru şeyleri paylaşmazlar, arkasında durmazlar. Ancak onu desteklemeyin, buna sakına inanmayın, bunu sakına şey yapmayın. Bunun derdine düşmüşüz. Gelen bir gideni öyle bir paramparça ediyor ki, çünkü ben konuşuyorum kardeşim, öyle bir paramparça ediyor ki adam bir daha bu teşkilata uğramak istemiyor. Dönüp söylediğimde, ikna etmeye çaba gösterdiğimde de Necmettin ne diyor biliyor musun? Baki Bey, gelen yakınının yakınını devam ediyor. En sonunda da diyor ki bu sefer de diyor başlıyor. Ta en son söylediği şey bu sefer de bunlar oluyor. E biz niye hizmet ediyoruz? Biz niye çaba gösteriyoruz diyor. Onlar aranıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını ilettim size diyor. Bir arzunuz var mı diyor ki ihtiyacım var diyor. Niye arıyorsun kardeşim sen o zaman? İnsandan pandemide ihtiyaç sahibi. Evindedir, çaresi kalmış, işe gidemiyor, yeri kapalı, yurdu kapalı. Senin çözüm üretmen gerekiyor, senin çaba göstermen gerekiyor. Şimdi bu da yok. Sadece selamla bu iş olur mu? Mahallelere gidin bakın ya, ben şurada oturuyorum. 4 yıldır bu mahallenin temsilcisi kimse benim kapıma uğradığı yok. Babamın vefatında bir gelmiş, 4 yıl olmuş, bizim kapımızı açtığı yok. Ya hasta mısınız, ihtiyacınız var mı, derdiniz var mı? Bunu ben kimde gördüm biliyor musun? Bunlar ilgisi'de gördüm. Var mı bir sorununuz? Var mı bir derdiniz, sıkıntınız var mı diyor. Cenazemde bak, özür diliyorum Necmettin, cenazemde AK Parti yok. Yasımda yok, düğünümde yok, sevincimde yok. Geçmişte düğünlere giderek, insanların cenazesine giderek, insanların yarasına ortak olarak AK Parti kazanıyordu. Bakkal İlgezli'nin şu anda yanında olan bizim partiye mensup 9 tane meclis üyesi var. Biz bu insanların kıymetini, değerini bilmemişiz. Bilmediğimiz gibi de Bakkal İlgezli'ye gel kardeşim demiş, sen kıymetsiz değilsin demiş. Gitmiş, o insanlardan oy almış. Şimdi buranın %70, %80'i, geçmişte %90'ıydı da, %70, %80'i sağ kesime oy veren, Kadıköy'de Selami Bey'in bağırarak buraya hizmet etmemesinin tepkilerini biz unuttuk. Kardeşim buradan bana oy çıkmıyor. Şimdi biz içimizdeki değerleri alıp değerlendirmezsek, hani gidenlerin dolaylı bir şekilde yeniden gelip birilerinin vasıtasıyla aramıza sokulması, elbette ki bu insanların tepkisine neden oluyor. Bu insanlar diyor ki hayır kardeşim ben oy vermem. Şimdi bizden gidenlere de aileleri oradan veriyor. Battal da geliyor diyor ki gel kardeşim diyor. Ve bundan dolayı da kazanıyor. Şimdi biz bunda kimi haksız görürüz? Giden adamla konuşuyorum. Öyle şeyler söylüyor ki kanım duruyor. Bizimkilerle konuşuyorum. Bırak diyor. AK Parti'yi satan kardeşim, adamı sen satmışsın zaten, görmüyorsun. Burada yakını var, akrabası var, arkası var, değeri var, eğitimi var, kültürü var, birikimi var. Sen bu adama kalkarsan, görmezden gelirsen, affedersin. Yani bambaşka insanları getirirsen elbette ki kazanma gibi şansın yok. Burada tekrardan söylüyorum. Büyükşehir'e şov yapmak için havuzlara gidildiği zaman AK Parti bunu değerlendirmiyorsa demek ki burada çalışmıyor. Kimse kusura bakmasın. Defaatle ben bunu dile getirmişim. Sayfa sayfa şeyleri yazıp okumak bir fayda sağlamıyor. Somut şeyler görmek istiyor. Ben kendi adıma söylüyorum. Orada bulunan meslektaşlarımla utanç duyuyorum. Şimdi ben yapıyorum bu işi, ben yazıyorum. Bak dışarıdasın, geliyorsun, kameranla korkup koşa koşa geliyorsun. Baki Bey böyle bir sorunu dile getirmişsin. Halkın sorunlarıyla ilgileniyorsun. Şimdi orada gazetecilik yapan yok mu? Niye bunlar bunu dile getirmiyorlar? Niye? Bu ülkede, bu ilçede yaşamıyor mu bu insanlar? Bu halk için bunlar gazetecilik yapmıyor. Yok. Bir tanesi yazmıyor. Ufuk önemli. Algılama önemli. Ne anlattığın önemli. Sen gidersin. Bir tane telefonla canlı yayın akşama kadar kim ne söylüyor anlatırsın, dinlersin. Gazetecilik bu değil. Gazetecilik halkın yararına, menfaatine, rahatsızlığına, sevincine neden olan şeyleri dile getirmek. Ben onu yapıyorum. Perşembe günü bir meclis şeyi daha olacak. Şimdi bakacağım konu nereden nereye gelecek, kim ne konuşacak, ama benim sadece gördüğüm bir şey var. İmamoğlu, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu, millete affedersin doğruları değil yanlışları anlatarak böyle devam ediyor. Ancak ben buradaki CHP yönetiminin de bundan rahatsızlık duyduğunu biliyorum. Konuşuyorum burada, isim vermeme gerek yok. Çok ciddi tepkiler gösterdiğini de biliyorum. Şimdi burada bizim bu yayını yapmamız, bu yazıyı yazmamız kimin menfaatine? Burada belediye başkanı da menfaatinedir, AK Parti'nin de menfaatinedir, diğer siyasi partilerin de menfaatinedir. Ben burada MHP'li bir meclis üyesi, gerçekten onu kutluyorum. Bu işlere ciddi oranda parmak basan, bu işlerle ilgilenen bir kardeşimdir. Ama çok fazla sesi gündeme gelmiyor, dile getirilmiyor. Ben ondan dolayı kendisini buradan kutluyorum. Halkın menfaati için biz görevimizi yapacağız. Ataşehir'de yıkılan yerlere bakıyorsun. molozlar dolu, tozdan dumandan geçilmiyor. İşlerine bir bakıyorsun, yani rezil rezil görüntüler. Bunu söylediğin zaman da yani bunun kaldırılması gerekirken farklı farklı mazeretler, farklı bahaneler uyduruyor. Yazık değil mi? Bunun için sana tekrar teşekkür ediyorum. Sorun varsa alayım. Bu pandemi sürecinde insanlar işe gitmediler. O dönemde neden çalışmadılar da şimdi herkes işine, gücüne ve okullarına giderken çalışma başlattılar da halka zulmediyorlar? Bunu öğrenmek istiyorum. Necmettin, kısmen de olsa çalışmaları gördüm. Bak, çok doğru bir soru soruyorsun. Sana teşekkür ediyorum. Yaklaşık neredeyse bir buçuk sene biz evlerimizde kaldık. Yani bu pandemi sürecini yaşadık. Bu süreç içerisinde sayısız çalışma sürdürülebilirdi. Bakın, benim evimin tam dibi. Seslerden röportajı sağlıklı yapıyoruz, evet. Doğru mu? Evet. Şimdi kardeşim, bu günü mü bekledim? Şimdi burnumuzun dibinde Watergarden var. Ataşehir'in en yoğun olduğu bölgelerden birisindeyim. İnsanlar işine gücüne geliyor. Şimdi burada böyle bir çalışmayı o sokakta, o sokakta kapattırmışsın. Neredeydin kardeşim? Neredeydin? Yani sana bir iğne mi vuruldu? Sen bir buçuk sene böyle kış uykusunda veya o iğnenin etkisinde uykuda mı kaldın? Evet. Bunlar ufuk meselesi, bunlar düşünce meselesi maalesef. Ataşehir'in birçok yerine bakıyorum, sular patlıyor. Birçok yerlerine bakıyorum, yerler çakır çukur olmuş. Kaldırımlara bakıyorum, sayısız sıkıntı. Bunları eleştirirken yani yetkilileri buradan eleştirmiyor. Kardeşim, bunları da görün. Yani içeride oturduğunuz zaman, başkan yardımcıları içeride oturduğu zaman Ataşehir'in bütün sokaklarını, sorunlarını göremez. Bizim buradaki görevimiz aracı bir görev. Uyurmak, bunlar ayıp şeyler değildir. Bunlar birilerini karalamak değildir. Gidin kardeşim, dolaşın. Bakıyorsun, ana arterlere bakıyorsun, rezalet. Bir bakıyorsun bazı yerler yapılıyor, bazı yerler hiç görmezden geliyor. Çıksınlar gitsinler, Ataşehir'de mağdur olan insanlar var, evleri yıkılanlar var. Gidip de buradan kalkmış gitmiş müteahhitlerden dolayı mağduriyet yaşayanlar var. Ama buralar yıkılmış. Ya şeylere bakıyorsun, içinden geçemiyorsun ya. Sabahleyin kalkıyorsun, senin arabanın üstü neredeyse bir parmak kalınlığında toz tutmuş. Ya bu mudur yani emek, hizmet? O yüzden burada bizim görevlerimizden bir tanesi de bu. Ben ısrarla şunun üstünde duruyorum. Bugün Sayın İlgezli bunu ifade ettiği için söylüyorum. Bunun çabasını gösterdiğini vallahi görüyorum, biliyorum. Birebir konuşuyorum çünkü. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne toplu bir şekilde kardeşim, madem ki yapmıyorsa, çıkarmıyorsa bizim çoğunlukla meclis üyelerimiz var. Niye bunu dile getirmiyorlar? Niye kalkıp da bunun öneri olarak sunmuyorlar? Niye canlı yayınlar yapılmıyor? Niye yapmıyorlar? Burada meclis üyelerimiz var. Niye bunu götürüp de kardeşim biz Ataşehir'e giremiyoruz veya diğer ilçelere giremiyoruz, niye demiyorlar? Bu sorun niye öncelikli sorun olmuyor? Uzmanlar bas bas bağırmıyor mu? Yahu ilahi, ölürken mi bunların kalkıp ayağa kalkması lazım? Bundan dolayı benim bunu görmem gerekiyordu, bunu yazmam gerekiyordu. Bu yüzden senin de bu anlamda gelmene ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bunu birlikte başaracağız. Eğer yapılırsa kimsenin bize bir şey yapacağı yok. Herkes burada bir şeylerin yapıldığını görecek. Herkes siyasetin doğru bir şekilde yapıldığını görecek.